çok hayırlı. Allah diyecek ki ben inan çok sevmez ya, ama çok sevmedim. Makul, makul. Sen nasıl? Ben de. Bir yanına gitsek bizi var diyor, şurayla ilgili bir sıkıntımız başlıyor. En memnunsuz zaten. Bak hala aklıma özel. Hayırlı şeyler yok. Allah için bir pizza. Şeyden var. 30 saniye var. Mehmet Bey'den de alacak. Malatya. Evet. Evet, MÜSİAD Malatya Şubesi olarak biz son dönemlerde basın kuruluşlarımızla birlikte ziyaret programları gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız Malatya'nın sorunları, problemleri varsa birlikte beraber de tartışmak, hem ziyaret etmek, bir işarelerde bulunmaktı. Bugün de bu vesileyle TV Malatya'dayız. Bu arada tabii dün biliyorsunuz Bakanlar Kurulu açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda 20 ile yakındır Malatya'da bir bakanımız olmamıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi seçildi. Ben Başbakan'ın yapmış olduğu bu tercihten dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu görevin öncelikle kendisine, sonra ailesine, Malatya'mıza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Malatya için çok önemli bir fırsat. Daha önceki konuşmalarımda ve televizyon programlarında da şunu söylemiştim. Eski Türkiye ve yeni Türkiye kavramından Cumhurbaşkanı ve Başbakan bahsediyor. Biz de 1 Kasım seçimlerinden sonra yeni bir Türkiye umuduyla yola çıktık. MÜSİAD olarak da seçimlerin bundan sonra 5 yılda bir olmalarını hükümete hep öneriyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl süre içerisinde de yeni seçimler olmaz. İstikrarlı bir siyaset, istikrarlı bir piyasa, istikrarlı çalışmalar neticesinde Türkiye o hedeflediği bölgeye, yere gelir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Malatya'da olması, Malatyalı bir milletvekili olması organize sanayi bölgemiz için çok önemli bir fırsat. Kayısıyla alakalı ihracatta ve yerelde yapacağımız projeler için çok önemli fırsatlar. İnşallah biz MÜSİAD olarak bununla alakalı daha önce lisanslı depoculuk ve buna benzeri bir şekilde bazı dosyalar hazırlamıştık. Bunları revize ederek inşallah Bülent Bey'e, Sayın Bakanımıza tekrar bu konuda sunacağız ve takip edeceğiz. MÜSİAD olarak biz biliyorsunuz 2023 hedeflerinde ihracat hedefimizi 3 milyar dolar olarak koymuştuk. Bakanlık da Malatya'nın özelinde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve 2023 yılına 3 milyar dolar ihracatla inşallah kavuşur oluruz. Aslında burada konuşurken ortak bir fikir Sayın Başbakanımıza, sivil toplum örgütleri, basınlarımız, diğer kurumlarla birlikte beraberce bir teşekkür yapmak gerekiyor. Beraberce medyada bir yapmak gerekiyor. Bununla da alakalı uygun şartlar olursa inşallah beraberce böyle bir basın açıklaması da yapmak gerekiyor. Çünkü Malatya için gerçekten önemli bir olay. Ben bakanımızın Malatya'mıza tekrar hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ve teşekkür ediyorum.